Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz, değerli hocamız bugün bizlerle efendim. Doktor Burak Abay hocam bugün bizlerle. Dilerseniz öncelikle hocama bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanımış olalım elbette. Ardından da sohbetimizle başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Özge Hanım. Kanalınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Doktor Burak Abay kimdir? Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhaba. Kendimi tanıtayım. Ben Doktor Burak Abay. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Şu an Memorial Bahçeliler Hastanesi'nde çalışmaktayım. Meşakkatli bir mesleğiniz var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani hani bölümünüz apayrı. Zor bir meslek ve içinde ayrıldığınız aslında branşlarınızda apayrı bir yolculuk olsa gerek. Neden bu mesleği tercih ettiniz hocam? Sizin için bir hikayesi var mıydı? Tabii yani benim çok özel mesleğimle ilgili bir anım var. Lisede futbol oynuyordum. Futbol oynarken ben de bir kırık yaşadım. Bir travma yaşadım. Futbolda bir kazası oldu. Ve köprücük kemiğim kırıldıktan sonra bir ortopedi uzmanı ile tanıştık. Onunla güzel bir tedavi süreci atlattım. Yani kendim sonra hemen lise hayatıma döndüm. Ve o benim bir idolüm oldu. Sonradan da görüştük. Ve bu şekilde ortopedi uzmanı olmaya karar vermiştim. Sonra tıp fakültesini kazanıp tıp fakültesinden sonra da ortopedi uzmanı olarak asistanlığımı bitirdim ve şu anda profesyonel olarak çalışmaktayım. Ne güzel. Sizin hayatınız öyle bir katkıda bulunmuş ki demek ki meslek hayatınızı yönlendirmede gerçekten de büyük bir payı o var demek ki olduğunu söyleyebiliyoruz. Öyleyse hocam gelecek olacak konumuza bakacak olursak da ortopedi ve travmatoloji uzmanı hangi hastalıklarla ilgilenir? Şimdi ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı tıp fakültesinden sonra alınan bir uzmanlık dalı. Tıp fakültesinden sonra bir sınav var ve 5 sene bu asistanlık süreci devam ediyor. 5 sene sonunda bu uzmanlık elde ediliyor. Bu ana bilim dalı neyle uğraşıyor? Ortopedi, ortos ve pedos kelimelerinin birleşimi. Düzgün ayak, düzgün çocuk demek. Çocukluktan itibaren vücuttaki şekil bozukluklarının erişkinlere nüksetmemesi için çocukluktan itibaren bunu tedavi etmeye inanmış eskiler. Ve böylece ortopedi branşı doğmuş ve travmatoloji de vücudumuzda herhangi bir travmaya bağlı. Vücutta oluşan kırık, çıkık, kas iskelet sistemi bozukluklarıyla ilgilenen bir bilim dalının birleşimi. Aslında genel olarak ortopedi ve travmatoloji kas iskelet sisteminin eklemlerin, kemiklerin hastalıkları, tedavileri ve onun rehabilitasyonunu içeren, cerrahi de içeren bir branş. Eklem kireçlenmesi nedir? Eklem kireçlenmesi bilimsel adıyla osteoartrit denir. Eklem kireçlenmesi eklem hastalıklarının en sık görülenidir. Yani vücudumuzun belli bir doğal yaşlanma süreci var. Yani sonuçta doğumdan itibaren hücrelerimiz yenileniyor. Bazıları yerine geliyor. Tekrar bölünen hücreler onların yerini alıyor. Bazıları onarıyor fakat bir şekilde eklemlerde bazen onarılamayan hasarlar olabiliyor. Burada yaşlanma sürecinde eklem kıkırdağının etkilenmesi sonucu kireçlenme oluşuyor. Bu da genelde hastalık, eklem hastalığı da bu kireçlenme sonucu ağrı, işte hareket güçlüğü, hareket kısıtlılığına ve kişinin gündelik hayatını etkileyen bir hastalığa dönüşüyor. Daha çok 40 yaşından sonra görülüyor. 40 yaşından sonra da daha çok bel, diz eklemi, kalça ekleminde ve ayak bileği eklemi gibi yük alan eklemlerde gözüküyor. Ama tabii omuz eklemi gibi, dirsek eklemi gibi, hatta çene ekleminde de eklem kireçlenmesi görülebiliyor.
Bunların eklem kireçlenmesinin nedenleri var. Genelde şöyle diyebiliriz. Mesela ilk neden genetik. Bazı genlerimiz eklem içindeki bulunan kolajen gibi maddelerin bozuk olmasıyla eklem hastalığına daha yatkın bireyler olabiliyor. En önemli nedenlerinden bir tanesi de zaten zaman. Zamanla doğal bir yaşlanma ve yıpranma görüyoruz ve doğal süreçle eklem yaşlanıyor. Çağımızın sorunu obezite, kilo alımıyla beraber eklemlerde büyük bir yük binmesiyle beraber bir aşınma meydana geliyor ve eklemler kireçlenmeye başlıyor. Tabi yaralanma, travmalara bağlı kırıklar, bağ yaralanmalarıyla eklemlerin zayıf düştüğü durumlarda eklem instabil dediğimiz oynar hale gelince daha çabuk kireçleniyor. Bazı şekil bozuklukları çocukluktan itibaren örneğin diz kireçlenmesinde bacak bozuklukları vücuttaki bazı anormal şekillerde eklem kireçlenmesi daha hızlı oluyor. Onun dışında bazı enfeksiyon türlerinde, mikrobiyal etkenlerde veya iltihabi hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda eklem kireçlenmesi daha sık görülüyor. Bununla birlikte eklem kireçlenmesinin belirtileri nelerdir veya önlemek mümkün müdür? Eklem kireçlenmesi yani normal bir yaşamın parçası olarak yaşlanmayı da doğma, büyüme, yaşlanma da bir yaşamın parçası. Süreci. Evet. Bunu böyle kabul edersek vücuttaki eklemler de vücudu taşıdığımız sürece belli bir aşınmaya maruz kalıyor. Ve bu süreçte çoğu vakada aslında eklem hasarları, küçük eklem hasarları kendini onarıyor. Çoğu zaman hücrelerimiz bunu onarıp bize herhangi bir şey nüksetmiyor. Yani bu şekilde ağrı duymuyoruz. Fakat gençlikte vücut onarırken belli bir zaman sonra kireçlenmede vücut kendini onaramaz hale geliyor. Bu yüzden yaşlılıkta bedenin mesela ömrünü tamamlayan hücreleri ölürken yenileniyor. Fakat eklem kıkırdağında yenilenme meydana gelmiyor. Bu yüzden kıkırdak bozulmaya başlıyor. Kıkırdak bozulduktan sonra bu kıkırdaklarda kemik ve eklem mesafesi daralıyor. Eklem mesafesi daralınca kemikte sürtünmeler, kemiğe yük binmesi ve bu şekilde bazen ses duyar mesela hastalarımız. Ağrı, yürüme güçlüğü şekilde şeklinde bize bulgularla geliyor hastalarımız. Belirtileri genel olarak bunlar. Eklem kıkırdağında dökülen kıkırdak hücreleri genelde eklem içinde bir iltihabi süreç başlatıyor. Ve bu iltihabi süreçte kıtırtı seslerin ve fiziksel olarak bunları hissederken aynı zamanda bir şişlik oluyor. Bir iltihabi süreç, şişlik ve ağrı sebebi olabiliyor. Bu nedenle de hastalarda bazen topallama, ağrı, yürüme güçlüğü görülebilir. Tabii böyle başa gelince daha farklı oluyor hocam da anlatılınca da bir insan gözünün önüne getirince bir içi hakikaten bir kıkırdama falan dediğin zaman İnsan bir garip geliyor gerçekten ama hangi işte rahatsızlık, hangi hastalık olursa olsun bir de yaşayana sormak gerekiyor kısmı var. Tabii sizler işin profesyonel kısmından yaklaşıyorsunuz ama hastaların başına geldiği zaman iş biraz farklı oluyor tabii. Eklem kireçlenmesinin ameliyat dışı tedavi şekilleri de var mıdır? Tabii var. Yani kireçlenme uzun süreli bir durum. Bu bir süreç ve bu tamamen iyileştirilemiyor. Vücudun belli bir onarma kapasitesi var ama bu onarım kapasitesini aştığı zaman eklem kireçlenmesi başlıyor. Fakat tedavi sürecinde bu onarılamayan kısım bir miktar önlenip daha kötüye gitmesi engellenebiliyor. Bu nasıl olur? Hastalığın belirti ve etkilerini azaltmak için bazı tedavilerimiz var. Bizim de ellerimizde hastalık varsa bizim de ellerimizde bunun tedavi silahlarımız var. Böyle görebiliriz. Hafif
şekillerde, yani şikayetlerde egzersiz, kas güçlendirmesi, özellikle obeziteyle mücadele, fazla kilolardan kurtulma gibi, uygun ayakkabı seçimi veya bir egzersiz modifikasyonu, örneğin çağımızın hastalığı tabii ki obezite ama bunun nedeni de fazla oturma, hareketsizlik, aynen öyle, sedanter yaşam. Buna uygun hayat modifikasyonları, yürüyüşler ve egzersizler gibi şeylerle bu kireçlenme önlenebiliyor. Kireçlenme başlayıp ağrı başladığında tabii ki hastanın ağrı çekmemesi için ağrı kesiciler verilebilir. Daha şiddetli şikayetler olduğu zaman da mutlaka tabii doktor gözetiminde ağrı kesiciler alınmalı. Yani doktora başvurup ortopedi uzmanına bu şikayetlerin doğrultusunda bir tedavi alınması gerekiyor. Bu doktorun önerdiği ilaçlarla veya yönlendirmelerle bir fizyoterapi programına alınabilir. Hafif şikayetlerde bu fizyoterapideki egzersizlerle bir miktar kireçlenme ağrıları ve onun bulguları azaltılır. Yani kireçlenme eskisi gibi olmayabilir. Fazla kilolu kişilerin de en çok yaşadığı şikayetlerden birisi tabii kireçlenme. Bununla alakalı niye fazla kilolu insanlarda oluyor? Vücudun ağır olması ve ağır olduğu için de dizlerde yaklaşık 8-9 kata kadar vücut ağırlığının üstünde bir yük biniyor. Evet. Ya bu kıkırdaklara büyük bir yük ve aşınma nedeni oluyor. Ve tabii ki eklem kıkırdağın aşınması da bu sefer ağrıyı da arttırıyor. Ağrı artınca bu sefer fazla kilolu insanların hareketi de zorlaşıyor. Bu bir kısır döngüye girdiği için bu sefer fazla kilolu insanlarda daha da kilo alımı veya kilo verememe görebiliyoruz. Bir kere en önemli şey kireçlenmeyi önlemek ve onun semptomlarını azaltmak için sağlıklı bir kiloyu korumak gerekiyor. Bunun haricinde doktora başvurduğunda bizim yapabileceğimiz bazı tedavi yöntemleri var. Bunlar mesela diz içi enjeksiyonlarla bu kıkırdağın ve eklem sıvısının azalması durumunda belli katkı, eklem katkısıyla eklem sıvısını arttırarak kolajen ve hyaluronik asit enjeksiyonları yapıyoruz. Veya PRP enjeksiyonları yapılabilir. Bu da PRP enjeksiyonu da vücuttaki kanda dolaşan bazı büyüme faktörleri var. Bunlar vücutta bazı yerleri onarma potansiyeline sahip ve iltihabi reaksiyonu azaltma potansiyeline sahip. PRP enjeksiyonu kandan alınan büyüme faktörleri ekleme verilerek buradaki iltihabi reaksiyonu azaltabiliyor. Bu da hastanın rahatlamasına neden oluyor. Veya kök hücre tedavisi yapılabilir. Kök hücre tedavisinde de yine vücudun belli depo yerleri var. Yani aslında vücudumuzda kök hücre barındıran bazı dokular var. Mesela yağ dokusu, kemik iliği dokusu, kemiklerin içinde de kök hücreleri var. Bunları biz belli metotlarla elde edip bunların içindeki kök hücreleri yoğunlaştırıp ayırarak ekleme veriyoruz ki buradaki kıkırdak dokusu kendini onarabilsin, yeni hücrelerle eklem yine kıkırdağı oluşabilsin diye. Bu gibi tedavilerimiz var. Diz kireçlenmesinin tedavisi nedir ve ne zaman yapılmalıdır? Diz kireçlenmesi tedavisi ne zaman yapılmalı? Aslında bizim hayat mottomuz nedir? Hayat mottosu yaşam yürümektir ve hareket etmektir. Ortopedinin altın kuralı budur. Ağrılı bir yaşam ve güç bir yaşam, bu yüzden hareket kaybı, bir engellilik sebebi bizde kabul edilemez. Biz bununla savaşan bir aslında uzmanlık dalıyız. Yani eklem kireçlenmesinde ağrı ve ağırlı hayat
insanı çok kısıtlayan bir şey. Burada hastalarımızdan duyuyoruz. Yani kendi işlerimi göremeyecek duruma geldim veya ağrı kesici almadan duramıyorum gibi belli bize ipucu vererek geliyorlar aslında. Biz muayene ediyoruz hastamızı, belli sorular soruyoruz. Bununla alakalı uygun zaman, hastanın genel kondisyonu, bu ameliyatları kaldırabilecek mi? Veya ameliyat dışı tedaviyle mi gidip ameliyatı sonra mı yapacağız? Bununla ilgili bir plan yapıyoruz. Aslında hasta, eklem kireçlenmesine sahip hastayla biz yan yanayız. Yani bir arkadaş gibiyiz. Onun için en güzel planı yapmak için, onun hastalığını tedavi etmek için yanındayız. Tabii hayatı yürüyemeyecek duruma gelen hastanın da hayatını eski şeye kavuşturması için, eski konforuna, konforunu kavuşturması için biz de önlemleri alarak tedavi ediyoruz. Yani asıl zaman bu. Yani bir belli bir yaş, belli bir dönem diyemeyiz aslında. Ama belli bir hastanın konforu kötü olduysa bu ameliyatı düşünür ve eski konforunu yakalamak için bize başvurur genelde. Gelelim cerrahi yöntemimize. Diyelim cerrahi yöntemde tedaviye karar verildi. Hastayı neler bekler? Evet. İlk önce cerrahi yöntemin geçmeden önce aslında cerrahi yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Belli cerrahi yöntemler var. Mesela diz kireçlenmesi için konuşacak olursak, biz burada diz kireçlenmesinde artroskopi ile kıkırdak hasarını, eklemi görerek kıkırdak hasarını bir miktar azaltmak, buradaki diz kilitlenmesine neden olan ağrılı bölgeler olan, bazen iltihabi dokuları, artroskop adı verilen bir kamerayla, esnek bir tüple diz içine yakından bakabiliyoruz. Buradaki ufak noktalarla dize girip fiber optik bir kamera ile orayı yerinde görüp orayı tedavi edebiliyoruz. Böylece eklemin içini daha yakından görüp daha yakından tedavi olup ve kapalı bir şekilde ameliyat ediyoruz. Birkaç küçük kesikle hastanede daha az yatışla, yani birkaç gün belki en fazla yatışla kistleri, eklem kistlerini, ufak kıkırdak pürüzlerini temizleyebiliyoruz. Bu artroskopi ile yapılıyor. Hızlı bir ameliyat. Diğerlerine göre, diğer yöntemlere göre iyileşmesi daha hızlı ve daha kısa. Bununla birlikte yani bu artroskopi yöntemi sınırlı bir alanda bize ve seçilmiş hastada bize yarar sağlayabilir. Ve seçilmiş olgularda, mesela spor yaralanmalarıyla veya daha genç hastalarda bu seçilebilir. Daha farklı yöntemlerde diz protezi. Diz protezi aslında eklem kireçlenmesi, özellikle diz ekleminin kireçlenmesinin son noktasının tedavi şeklidir. Bundan önceki aslında ameliyat dışı yöntemler bu kireçlenmeye bağlı neden olan, kireçlenmeye nedeniyle ağrı, o semptomları aslında geciktiren yöntemlerdir. Asıl tedavi diz protezi yöntemi. Bu diz protezi de iki yöntemle oluyor. Bir tanesi unikompartmantal diz protezi. Unikompartmantal diz protezi daha genç hastalarda, bağları kuvvetli, daha düşük kiloda olan ve sadece dizin iç kısmında kireçlenme olan hastalara uyguluyoruz. Yani biraz seçilmiş olgularda diz kapağının arkasında kireçlenme olmaması gerekiyor. Sadece iç kısımda her iki tarafta, hem üst tarafta femurda hem tibiyada kireçlenme olması olan yerleri düzeltiyoruz. Eklemin tümüne dokunmuyoruz. Ama total diz protezi, yani bütün eklemi ilgilendiren diz protezinden bahsedeceğim.
Burada tabii ileri derecede bozulan kireçlenme olgularında total disk protezi yapıyoruz. Bu ameliyatta bozulan eklem yüzeylerinin uç kısımlarında tekniğine uygun olarak o uç kısımları temizlenip çıkarılıyor ve yerine protez dediğimiz suni yüzeyle değiştiriyoruz. Disk protezlerinin asıl yani bizim koyma nedenimiz, yapma nedenimiz nedir? Tedavi yapma nedeni. Bu diz eklemini taklit etme yetenekleri var. Eski diz ekleminin kötü olan yüzeyini daha az sürtünmeye sahip bir suni yüzeyle değiştiriyoruz ki hastanın kemik yüzeyleri bir araya gelip sürtünmesin ve ağrı duymasın diye ve daha çok bozulmasın diye. Protezin esas kısmı aslında metal, titanyum ve kobalt krom metallerinden oluşan bir alaşım. Ara parçasıydı, güçlendirilmiş polietilen bir madde. Bu da günümüzde tabii bu protez cerrahisi de uzay teknolojisi gibi ve aslında büyük bir teknoloji ve çok bunlar ileri teknolojiyle yapılan ürünler. Yani burada tasarımı ve kullanılan maddeleri şu günümüze gelene kadar çağdaş kullanılan protezler çok üstün teknolojiyle yapılan maddeler. Ve bunlarla gerçekten çok iyi başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hastalarımız da memnun oluyor. Nasıl oluyor bu cerrahi süreç? Onu ben bahsedeyim. Uygun anestezi anestezi uzmanıyla beraber biz hastamızı hazırlıyoruz. Genel bir şekilde bir kontrol yapıldıktan sonra uygun anesteziyle dizin önünden yapılan bir kesiyle diz eklemi açılıp eklem oluşturan 3 tane kemik var. Bunlar uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağının arkası. Buradaki kıkırdaklar uygun şekilde kesilerek çıkartılıyor ve bir kemik çimentosu gibi bir dolgu maddesiyle protez materyali kemiğe sabitleniyor. Burada kemik yüzeylere, kemik çimentosuyla iyi bir şekilde tutturulan protez oturtulup ameliyat 1 saat, 2 saat içerisinde en fazla bitmiş oluyor. Ertesi gün hasta diz hareketlerine başlıyor. Hemen ertesi gün yürümeye başlıyor. Yardımcı cihazlarla ilk önce ve eşlik ederek yani fizyoterapistler ve biz eşlik ederek bir şekilde hareket ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü hayat felsefemiz bizim hareket etmek. O da koridor içerisinde ertesi gün yürüyor ve rahatça yürüdüğü zaman bu da yaklaşık 3 ila 5 gün arasında sürüyor. Ve rahatça hareket ettiğini gören hastamızın ve bir sorun olmadığını gördüğümüz zaman eve gidebiliyor 3-5 gün içerisinde. En çok hastalardan aldığımız soru bu materyallerin ömrü. Bu materyallerin ömrü aslında 3 şeye bağlı. Birincisi protezi yapan doktora, bunun uygun teknikte yapılması önemli, deneyimli olması gerekiyor ve bunu hani düzenli bir şekilde yapıp uygun kliniğe sahip ve ekipmanlara sahip olması gerekiyor. Genel olarak 20 yıl civarında bir protez ömrü var. 20 yıl hastalarımız, insanlar uygun bir şekilde kullandığı zaman 20 sene herhangi bir problem olmuyor. Bu faktörlerden ikincisi de kullanılan protezin tabii ki kalitesi ve dayanıklılığı. En iyi malzemeler kullanıldığında tabii ki en iyi sonuçlar elde ediliyor. En sonuncusu, üçüncüsü de hastanın bu protezi ameliyattan sonraki kullanış şekli. 100 kilo üstünde çok aktif bir yaşam koşulları olan, spor yapan, dağa tırmanan, sık sık düşen, sık sık çok fazla atlayıp zıplama yapanlarda tabii ki protez ömrü bir miktar kısalabiliyor. 5 yıl kadar
kısaldığı belirtiliyor bununla ilgili. Buna rağmen ağrısız ve diz bükülmesinin 90 dereceden fazla olduğu bir 20 senelik yaşam konforu hastalarımıza verebiliyoruz bundan sonra. Tabii bu ömrünü tamamlayan protez ne oluyor? 20 sene geçtiği zaman bir ağrı olduğunda biz kontrol ediyoruz. Şikayetleri artan ağrılarda bazen protez gevşemesi olabiliyor. Aradaki plastik materyalin değişimi olabiliyor. Belki bir revizyon olması gerekiyor. Ama bu daha önce saydığım 3 faktör iyi olursa biz en uzun protez ömrünü görüyoruz. Sizin dediğiniz gibi hocam, yani en az 20 yıl belki hastalar bunu kullanabilecek. Tabii kendine de iyi bakması gerekiyor ki aslında o ömür de iyi bir şekilde kendini tamamlamış olsun. Bununla birlikte bakacak olursak teknolojiden çok bahsetmiş oluyoruz. Bir şekilde onun nimetlerinden diyelim. Her alanda faydalanıyoruz değil mi ki, bir de sağlık olunca. Sizin alanınıza da bakacak olursak karşılaştığınız hocam size artıları teknolojiyle beraber belki de getirecekleri de elbette ki olacak İlerleyen zamanlarda nelerdir hocam? Ortopedi ve travmatoloji bölümü teknolojiyle iç içe çalıştığı ve beraber bununla ilgili ameliyatlarda kullandığımız birçok teknik olabiliyor. Yani bu diz protezi ameliyatları bile bir 30 sene evvel, 40 sene evvel hiç böyle bir şey yoktu. Hı hı. Ve bu 40 senelik bir süreçte bu diz protezleri ve diğer eklem protezleri ortaya çıktı. Aslında baktığınızda bir metalin ve vücutta olmayan bir şeyin biz hareket için oraya monte edip ve vücudun da reaksiyonu olmadan bize yararlı olarak kullanıyoruz. Yani bu teknolojiyi çok güzel, evet, kullandığımız bir şey aslında. Diz protezleri var, diğer materyaller var. Sonuçta ortopedinin hep iç içe ve son yıllarda yani robotik teknolojilerle, görüntüleme teknikleriyle ilerlemesiyle ortopedide gerçekten çok kolaylık sağlıyor teknoloji. Biz sürekli kullanıyoruz ve en yeni teknolojileri de takip etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden hastalar şimdiden daha da şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak genç meslektaşlarınızla bu mesleği şayet seçmek isterlerse tavsiyeleriniz neler olacaktır? Yani şimdi vücudumuz, insan vücudu hareket üzerine tasarlanmış ve hareket üzerine yaratılmışız. Hı hı. Bununla alakalı hareketsizlik çağımızın en büyük hastalığı. Obezite ve hareketsizlik türlü türlü hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sporla iç içeyiz. Yani spor yaralanmasıyla, tedavileriyle ve rehabilitasyonuyla ilgilenen branşları var ortopedinin içerisinde. Ve teknolojiyi de seven, teknolojiyi kullanan ve hareket, diğer branşlara göre daha hareketli bizim branşımız. Ameliyat yapıyoruz, hasta görüyoruz. Daha böyle bizim için acili olan, çok yoğun ve güzel şekilde sonuçlar elde ettiğimiz, hızlı sonuçlar elde ettiğimiz ve hastaların çok hızlı bir şekilde tekrardan hayata kazandırdığımız bir meslek. Ben o yüzden çok seviyorum. Yani bir an önce hastalarımızı iyileştirmek benim en çok hoşuma giden yönü bu. Hızlı ve hareketli meslek istiyorsanız o mesleklerden biri de sanırım sizin yapmış olduğunuz meslek olacak hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür sağlık ederim. Sağlık ve başarınız devamını dileyerek kolaylıklar diliyoruz elbette ki de. Ben çok sağ olun hocam. Sağ olun. Değerli konuğumuz, değerli hocamız Doktor Burak efendim Abay hocam bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.